Dünyanın en iyi fiziklerinin beslenmelerini yorumluyoruz. İlk konuğumuz Siva. Herkese merhabalar. Ben sporcu diyetisyeni Berk Triyaki. Bugün birlikte Chris Bumstead'in off season'da yani bulk sürecinde nasıl bir beslenme prosedürü yürüttüğünü, ne kadar kalori aldığını, ne kadar makro aldığını, kaç öğün yediğini hepsini birlikte konuşacağız. Gelin birlikte başlayalım. Chris Bumstead 1995 doğumlu, 1.85 boyunda ve şu anda off sezonda bu paylaştığımız videoda kendisi 120 kilo Güne, Courtney yani eşinin hazırladığı kahveyle başlıyor. Hatta e, bu kahvede dalga geçiyor kendisi işte içerisine neler ekledin diye Kız arkadaşı yani eşi genelde bunun içerisine elektrolitler ve mantar ekliyor. Bunu da eklemesinin temel sebebinin onun kullandığı ergojenik maddelerden dolayı vücudunun bağışıklık sistemine zarar verdiğini düşünüyor ve bunun içerisine bir mantar karışımı ekliyor Amerika'da bulunan ve elektrolitler ekliyor ki hem gün içerisindeki bağışıklık sistemi daha iyi olsun hem de bunun içerisindeki yararlı elektrolitler işte kas pampu vesaire etkilensin diye güne kahve içerek birlikte karı koca başlıyorlar. Ondan sonra uh, bu videoda yani bu 1-2 aylık süreçte yumurta çok yediği için zaman zaman değiştirme kararı almış. Bunda da şöyle bir karşı tez üretmiş kendince. Diyor ki yumurtayı ben sürekli yediğim için vücudumda sürekli yenilen besinlerin bazı e, alerjen tepkimeler verdiğini düşünüyorum diyor ve yumurta da alerjen bir besin tabii ki fıstık ezmesi gibi. E, bunu diyor vücudumdan çıkarttım bu of sezonda diyor yumurta yemiyorum bunun yerine whey protein tüketiyorum diyor. Şimdi kahvaltısı günün ilk öğünü. 2 ölçek whey protein yiyor. 2 ölçek 2 adet bagel yani tam buğday veya ekşi mayalı bir ekmek yiyor. Üzerine de biraz Himalaya tuzlu, grass fat yağ sürüyor. Bunu işte ekmekleri kızartıyor, üzerine yağ sürüyor. Yanında B proteinle birlikte tüketiyor. Bu çok sevdiğim bir beslenme türü diyor. Ve kahvaltımı genelde böyle yapıyorum diyor. Çünkü hem pratik hem de yüksek kalori ve yüksek proteinli bir kahvaltı çeşidi. Bu kahvaltıda toplam 70 gram protein alıyor. 985 kalori de kalori intake yapıyor. Böyle gününe başlıyor. Sonra işte işlerine bakıyor vesaire. Antrenman öncesi ikinci öğünüme geçiyorum diyor. Yani ilk öğünü bitirdi. Antrenman öncesi klasik bir tavuk pilav yapıyor fakat buradaki temel unsur şu. Genelde görüyorsunuzdur kıyma tüketiyorlar. Daha kolay tüketildiği için Türkiye'de çok yaygın değil. Tavuk kıyması. Tavuk göğsünden kıyma çekiyor. Bunun üzerine de pirincini koyuyor. Hazır suda haşlanmış yasemin pirinci tüketmiş. Bayağı bir diyor ki bunun tadı işte patlamış mısır gibi diyor. O yüzden bunu tercih ediyorum diyor. Üzerine pişirirken yağ dökmüyor. Çünkü hazır zaten boiled bir şekilde bu pirinçler. E, tavuğu da e, kıyma haline getirmiş tavada biraz çevirmiş. Ondan sonra üzerine koyuyor. Üzerine zeytinyağı döküyor. Ve bu ürünü böyle yapıyor. Yani zeytinyağı ben de genelde hep vurguluyorum hem Instagram'da. Pişirilmeye çok uygun bir yağ çeşidi değil. Özellikle e, klasik aldığınız soğuk sıkımlar. Bunları salataların üzerine veya sebzelerin veya direkt yemeğin üzerine damak tadınıza göre dökebilirsiniz. Aa, bu ürünün makrolarında 185 gram tavuk, 300 gram pirinç, 15 gram zeytinyağı kullanıyor. 300 gram pirinç bu arada burada pişmiş. E, hepsi bunların boiled bir şekilde değerlendiriyor. Biz genelde yani bütün beslenme prosedürlerinde çiğ tartıyoruz fakat kendisinin oradaki tercihleri farklı olabilir. Bu öğün 796 kalori toplam olarak. Şimdi öğlene kadar bir değerlendirme yaparsak kahvaltı Aslına bakarsanız oldukça optimal. Tabii ki kendisi 120 kilo bir birey. Kas kütlesi çok yüksek. Siz iki ölçek veyi sindiremeyebilirsiniz. Dolayısıyla bunu tabii ki alıp kendinize uygulamayın. Ama seçim olarak benim de zaman zaman tercih ettiğim seçimler. Hem kendimde hem danışanlarımda. işte bir ölçek vey, 50 gram yulaf yanında da bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi gibi. Yani kahvaltı makroları gayet iyi. antrenman öncesi ilk öğünü yani günün ikinci öğünü de 800 kalorilik, 796 kalorilik güzel bir öğün. Zaten genel olarak fitnessçıların ve bodybuilding bodybuilding yapanların vazgeçilmez öğünlerinden biri. Şimdi buraya kadar her şey iyi. Tabii ki şimdi burada iki iki öğünde toplam alınan kalori 1800 kalori hemen hemen çoğunuzun günlük alması gereken kaloriden bile yüksek olabilir. Dolayısıyla dediğim gibi buradaki makrolar size uygun değil. E, fakat kendisinin kas kütlesine, ergojenik takviyelerine ve burada her gün antrenman yapıyor ve kardiyo yapıyor aynı şekilde. Bunlara göre uygun. Şimdi bir dahaki öğüne geçelim. Bir dahaki öğün bir öğün değil bir ara öğün. Yani şu ana kadar iki ana öğün yaptık. Şimdi ara öğününe bakacağız. İşte online işlerini hallederken... Deniz tuzlu bir pirinç patlağı yiyor. Burada da toplam 140 kalori var. Bu arada işte bir barda yemiş ama bu barın makrolarını söylemiyor. Çünkü diyor ki işte raw, qi, meyveler kuru yemişler olan bir bardı. İşte kan şekerim düştü, arada attım ağzıma diyor. Tabii şimdi burada biraz vücut makine modunda olduğu için bu tip ufak tefek kaşamaklar crisp-pumps'lara dokunmayabilir ama size dokunur yani. O yüzden e, siz çok yapmayın. Makrolarını bilmiyor bu barın ama pirinç patlağından ara önünde 140 kalori alıyor. Ve yaklaşık 30 adet ufak ufak pirinç patlakları yiyor. Şimdi bu ara öğünde de bir sıkıntı yok. Ara öğün gayet yapılabilir bir ara öğün. Yani bu ara öğünü ben kesinlikle işte ne bileyim 3 dilim karpuz ara öğünü tercih ederim. Hem makro açısından hem deniz tuzundan alacağınız elektrolitler açısından oldukça güzel bir öğün yani. Benim için de okeydir. Hani gördüğünüz üzere çok kalabalık, böyle sindirimi zorlayacak, andik gundik hani tuhaf tuhaf şeyler yemiyor. Chris Bumstead aslında tam bir badici gibi besleniyor. Şimdi üçüncü ana öğünü. Bu arada idman öncesi öğünü yaptı demin. Şimdi idman öncesi bir tane daha öğünü yapıyor. Yani idman öncesi kahvaltı, öğlen şu an bu üçüncü öğün. Tatlı patates ve biftek. Şimdi bu tatlı patatesleri mashed potato diye geçiyor. Yani bunları eziyorlar, işte karıştırıyor. Üzerine biraz şekersiz sos veya hafif yağlı bir sos. Ee, tadı inanılmaz oluyor. Benim de yediğim var. Ee, bunu çok tercih ediyorlar. Kendisi de çok tercih ediyor. Sonra idmana gidiyor. Aslında buradaki büftek tercihi yani tatlı patates ve büftek tercihi 200 gram büftek yiyor. 250 gram tatlı patates yiyor. Tatlı patates çok okey. Ama büftek aslında antrenman öncesi. Sindirimin uzun olduğundan dolayı kırmızı etlerin çok optimal bir tercih değil. Ben de tam videoyu izliyordum. O da zaten kendisi söyledi. Ben de normalde antrenman öncesi kırmızı et tercihi yapmıyorum. Bugün masamın önündeydi çünkü hazır ona öğün gönderen bir sistem var Amerika'da. İşte onlarla sponsorluk anlaşması yapmış, öğünlerini gönderiyorlar. Yani dolayısıyla büftek normalde çok tercih etmeyin. Kırmızı et idman öncesi öğüne uygun bir protein kaynağı değildir. Makrolarına bakalım. 200 gram büftek, 250 gram tatlı patates 700 kalori civarında yine güzel, sağlam bir öğün yapıyor. Dediğim gibi siz idman öncesi tercih etmeyin. Şimdi şu ana kadar 3 ana öğün yaptık, bir ara öğün yaptık. Antrenmana gidiyor. antrenmandan önce herhangi başka bir şey yok. Antrenman esnasında herhangi başka bir şey yok. Çünkü antrenman esnasında da vücudun sindirim Enzimleri salgılamasını, mide kaslarının çalışmasını istemiyoruz ki kan akışı tamamıyla vücutta kaslara odaklansın. Yani yediğimiz yiyecekleri sindirmiş olalım, idmana gidelim. İdmana da genelde 2-3 saat sonrasında gidiyor bu öğün. Antrenmandan geldi, post workout meal'ı yapıyor, öğün 4. Şimdi burada çok handikap konusu olan bir yiyecek tüketiyor. Türkiye'de çoğu badici böyle şeyler önermez size. Nedir? Tam buğday makarna. İşte i̇lla pirinç yiyeceksin safsatası var ya. Tabii ki böyle bir şey yok. 180 gram tam buğday makarna yiyor ama glutensiz. Ha, buradaki gluten noktasına gelirse gluten buğdayın içerisindeki protein. Süt nasıl bir handikapsa sana yarayabilir, bana yaramaz. Çünkü benim vücudum laktozu sindiremeyebilir. Yetişkin erkeklerin çoğu sindiremiyor. Ama sen sindirebiliyorsundur. O zaman okey. Gluten de aynı böyle. Mesela bir ekmek yedin, bir makarna yedin. Sen de şişkinlik yapıyor. Ha, direkt anlıyoruz ki gluten burada devreye girdi senin bağırsakların da şişiyor, seni sindirime zorluyor. Dolayısıyla bu gluteni hayatımızdan çıkartabiliriz. Siz de tam buğday makarnaları glutensiz tercih edebilirsiniz. 180 gram tam buğday makarna yiyor. 100 gram kıyma, yağsız, kırmızı etten kıyma. 100 gram da tavuk karıştırıyor. Buradaki bu karıştırmanın çok bir spesifitesi işte hani böyle Aa, bu adam 100 gram kıymayı et yiyor, 100 gram tavuk yiyor. Böyle bir şey kafa yormanıza gerek yok. Bu çok önemli değil, 200 gram ikisinden de yiyebilirsiniz. Bunun üzerine de marinera diye bir domates sosu ekliyor. Bu nedir? İşte markette bulduğunuz çoğu domates sosuyla hemen hemen ayrı. Özel bir makrosu yok, şekersiz değil, yağsız değil. Zaten bundan 15 gram civarı koyuyor. Yani dokunmaz vücudunuza bu tip ufak eklemeler yeter ki o oyunu yapmanızı kolaylaştırsın. Yani keza her önde yapmıyor. Keza doğal bir vücut değil. Bu oyunun makrosu. 1154 kalori. Buradaki kalorinin bu kadar olmasının birincil etmen sebebi tam buğday makarna. İkincisi de sos. Etkiliyor ister istemez. 20 gram da koysanız, 15 gram da koysanız kalorifik olarak etkiliyor. Şimdi bu öğünü de bitirdik. Antrenmandan geldi. Dördüncü öğünü yaptı. Ara öğüne geliyor. Ara öğünde 340 kalorilik fıstık ezmesi barı yiyor. Bu Türkiye'de de artık bayağı bir bar var. Ha bildiğimiz bir fıstık ezmesi barı. Ha bar alırken benim lacizane önerim içerisinde 20 gramdan az şeker olsun. Şekerin geldiği kaynak da çok önemli. Yani barın üzerinde eklenti şeker yoktur demek onun şekerli olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü elma suyu konsantresi veya hurma oluyor. Bu da doğrudan sizi aynı şekilde şeker almış yani toz şeker almış kadar zararlı değil tabii ama etkiliyor. Dolayısıyla bu tercihlerinize de dikkat edin. Bir aroyan barı yapıyor, sonra uzanıyor, dinleniyor, yatıyor. Eşiyle falan sohbet ediyor. Günle devam ediyor. Son öğün yatmadan benim de söylediğim gibi 2-3 saat önce yapılıyor. Şimdi son öğün saatinin e, buradaki hemen konusu gelmişken spekülasyonuna değinelim. İşte 6'dan sonra öğün yenmez. Böyle bir şey yok. Sen 9'da yatıyorsundur. Evet 6'dan sonra öğün yenmez. Çünkü 3 saat periyodu. Sen 10'da yatıyorsundur. 7'den sonra yeme. Sen 12'de yatıyorsundur. 9'dan sonra yeme. Yani bu 3 saat... Önemli neden? Neden peki? Sindirime vücuda süre tanıyoruz. Keza vücut nasıl antrenmanda sindirim istemiyorsa kaliteli antrenman için, kaliteli uyku, kaliteli growth salınımı için, iyi vücut hormon üretimi için Uykuda da vücudun sinirimde olmasını istemiyoruz. Su tüketimi de aynı şekilde. Gece idrara çıkıp uykunuzun bölünmesini istemiyoruz. Bu sebepten son öğün saatini kendinize göre kurgulayın. Beşinci öğün sabahkiyle aynı pirinç. Haşlanmış hazır Yasemin pirinci. Şimdi Yasemin pirinç, basmati pirinç, baldo pirinç bunları da hemen burada değinelim ufakça. Yanında tavuk pişmiş pirinç tükettiğiniz takdirde ve de yağ kaynağı zaten glisemik indeksi düşüyor. Yani baldo pirinci yemenizle basmati pirinci yemeniz arasında çok büyük bir kaynak dayalı. Yani bilimsel kaynak dayalı fark yok. Ama baldo pirinci ben yiyorum yiyorum doymuyorum. Ben öyleyim. O yüzden basmati tercih ediyorum. Ama sen baldo ile aynı etkiyi görüyorsan bütçene uygun pirinci seçebilirsin. Beşinci ön yine hazır haşlanmış Yasemin, Yasemin pirinci var. 290 gram. Abi, bu da tek takriben yani... Pişmiş olarak bu yazarsanız bugün bir sürü uygulama var. Çiğ halini internetten kendinizin eklediği suya göre bulabilirsiniz. Çünkü ben bir buçuk e su koyarım. Sen 1'e iki su koyarsın. Burada sana çiğ pirincini söylemem. Çiğ halini çok doğru olmaz. 290 gram pişmiş pirinç, 220 gram tavuk kıyması yine ground chicken dedikleri veya ground beef dedikleri o da kırmızı ette kıymayı kullanıyor gününü bitiriyor. Yani oldukça tabii ki yüksek kalorili bir gün. Ama adam bahsettiğimiz gibi işte yaşı iyi 29 yaşında işte boyu 1.85 kilosu 120 kilo 118 buçuk bu videoda. Dolayısıyla bu tip kas kütlesine bu tip metabolizma hızına sahip birinin bu tip makrolar alması normal. Ha, bunun yanında protein sentezini artıran kalp ritmini artıran vücuttaki testosteron miktarını arttıran dışarıdan ergojenik destekler alıyor. Bunlar steroidler diyoruz. Yani bunların da enjeksiyon yoluyla yapılanları var, oral alınanları var. Bunları da aldığı için tabii ki bunu yani bir Kaptan Amerika gibi düşünün yani. Bu adam Kaptan Amerika, sen Kaptan Amerika'nın işte şınav çekemeyen halisin aslında beslenmede. Dolayısıyla bu kalorilerin üçte biri çoğunuzun form tutma kalorileri. Dolayısıyla burada görüp 300 gram tavukları kendi beslenmenize entegre etmeyin. Böyle bıngıl bıngıl gezersiniz. Şimdi günlük total kaloriyi ve makroları birlikte konuşalım. Günü bitirdik. 5203 kalori aldık. Chris Bumstead bugün 5203 kalori aldı. 290 gram protein aldı. 666 gram karbonhidrat aldı. 156 gram yağ aldı. Ha, bu yağ aldığı da hoşuna gidiyor. Diyor ki işte karbonhidratı yoksa 1000 gram almam lazım doymam için. Çünkü adam doymuyor da. Hem ergojenik desteklerden hem bazal metabolizma hızından hem de antrenman performansından kaynaklı. Şimdi proteini değerlendirelim. 120 kilo 290 gram protein aldı. Yani ortalama 2.3 ile 2.5 arası günlük proteinini almış burada en 4 gram yiyen Türkiye'dekiler de e, inşallah izlerler bu videoyu. Yani Chris Bumstead'den daha yüksek kas kütleniz varsa tabii iyi. 666 gram karbonhidrat aldı. Bu da ortalama kilo başına 5.2 gibi. 156 gram yağ aldı. E, kilosunun 1.1 1.2 gram gibi bir yağ alımı var. Şimdi burada e, tokluk için dediğim gibi daha az karb almış oluyor. Yağı artırıyor. Siz karbonhidrat artırıp yağı da e, azaltabilirsiniz kendinize göre 120 kilo civarı kas kütlesi çok yüksek bu dip notları kesinlikle söylüyorum kendinize bunun yani Chris Bumstead böyle besleniyor işte e, Chris Hemsworth böyle besleniyor İşte ne bileyim e, Samsulek böyle besleniyor aynı beslenmeyi yaparsanız hüsranla karşılaşırsınız dolayısıyla burada ben size hem gerekli bilgileri vereyim hem bu makroların neden alındığını alayım diye bu seriye başlama isteğinde bulundum hem de böyle çok popüler isimleri birlikte yorumlayalım diye dediğim gibi ciddi bir ağırlık antrenmanı evri ağıdır değil. Ciddi bir kardiyo ağırlık antrenmanı. Kardiyo da Türkiye'de çok az yapıyor kendisi ve bu formda kalıyor. Bu da dediğim gibi off sezon beslenmesi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tip videoların devamı gelecek. Kanala abone olmayı ve bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız hatta bu tip videolar hangi konularda gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Birlikte konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Sıradaki videoda görüşmek üzere.